Mehmetçik neden Kabil'e gönderildi? Kabil havaalanını koruyacağız vesaire. Ya kim koruyacak? Benim Mehmetçiğim koruyacak orada ya. Bataklığın içine itiyorsun. Daha önemlisi hocam, çok özür diliyorum. Estağfurullah. Kimden koruyacak? Taliban'dan koruyacak. Başka? IŞİD var. IŞİD'den koruyacak. Merkezi hükümet var. Onlar merkezi çatışma içinde. Ha, kimden yana ne olacaksa. Ve neyi koruyacak? Bu da çok ayrı, istikrarsız yani, ve kötü bir durum. Amerikan çıkarlarını koruyacak. Oradaki uluslararası firmaları koruyacak. Asıl görev de bu. Firma korumaya. Ticari. Yani özel güvenlik, özel güvenlik. Yes. Şu anda Türk askerini, yes, acı olan durumu, Türk koskoca askerini Mehmetçik, özel güvenlik personeli gibi yurt dışına ihraç ediyoruz. Ermeni soykırım iddialarıyla ilgili ilk Joe Biden oturdu tabii. 24 Nisan her sene aynı gündem var zaten. Ha, Amerikan başkanı da tanıdığını söyledi. Tabii bizim Sayın Cumhurbaşkanımız burada bayağı esti, gürledi, anlattı. Sen kimsin dedi, sen kim oluyorsun dedi, bunu konuşuyorsun, böyle söylüyorsun. Ben çok mutlu oldum. Dedim çok güzel. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da bu Joe Biden'la yüz yüze görüşülecek. Orada da çıkar der ki ya sen hayırdır kardeş? Öyle değil mi ya? Böyle evet, bir sorarsın ya. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Çıktı, ondan sonra bir gazeteci sordu Ermeni meselesi. Konuşuldum diye. Hamdolsun gündeme gelmedi dedi. İşte buyurun. Bana bunu sorduklarında dedim ki, işte ondan sonra dedi ki Kabil Havalimanı'nı korumaya gideceğiz. İlk Afganistan meselesi hatırlarsınız orada çıktı. Kabil Havalimanı'nı bizim askerimiz koruyacak. Bana dediler ki ne diyorsun? Dedim ki kalabalıkta artistliğin tenhada özrü olmaz. Kalabalıkta öyle atar tutarsan giderler Kabil Havalimanı'nı sana kitlerler. Mesele bu kadar özet bir cümleyle net bir şekilde anlatılabilir. Net. Mesele bu. Bizim problemimiz buralarda.